Merhaba dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Abbas Halifesi Sultan Harun Reşit ile o zamanın velisi Behlül Dana Hazretlerinin kıssasından bahsetmek istiyorum. Behlül Dana Hazretleri bir gün Bağdat kabristanında kendine bir mezar kazıp içinde uyuyakalmış. Sultan Harun Reşit bir ferman çıkartıp acil Behlül Dana'nın bulunmasını istemiş. Askerler hemen aramaya çıkmışlar. Sonunda bulmuşlar. Ellerindeki mızraklarla kabirde yatan Behlül Dana'yı dürterek uyandırmışlar. Behlül Dana durur mu? Açmış ağzını, yummuş gözünü. Beni niye uyandırırsınız diye. Askerler dinlememişler tabii. Bir solukta sultanın önüne koymuşlar fukarayı. Sultan Harun Reşit tebessümle karışık Behlül Dana'ya "Askere çıkışmışsın, beni niye uyandırdınız diye, sebebi nedir?" Behlül Dana aynı kızgınlıkta cevap vermiş. "Ben demiş rüyamda padişah oldum. Askerlerim, sarayım, hizmetçilerim, ihtişamım, gücüm var idi. Bunlar uyandırınca hepsi berbat oldu." demiş. Sultan Reşit basmış kahkahayı. "Yahu demiş, insan rüyasında gördüğü saltanata itibar eder mi?" Behlül bir sultana bir de askerlere bakmış. "O vakit diyesin sultan," demiş. "Benim rüyamdaki saltanatla senin hayattaki saltanatın arasındaki fark nedir? Benimki uyanınca bitti, seninki ölünce bitecek." deyivermiş. Sultan Reşit söyleyecek söz bulamamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. "İnsanlar uykudadır. Ancak öldükleri zaman uyanırlar. Dünyanın ebedi olmadığını, bizlere verilen bu nimetlerin bir gün bizden alınacağını bilerek ahiret azığımızı her daim hazır etmemiz gerek." Evet dostlar, dünya konup göçeceğimiz bir handan ibaret. Belki de bir rüya. Kalın sağlıcakla.